İnna belavnâhum kemâ belavnâ ashâbel cenneti iz aqsamû le yasrimunnehâ musbihîn ve lâ yestethnûn. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. Pazartesi Lokman Hoca'nın sınıfında çiçekleri yok, evlatları, kuzuları yok sınıfların. Salı mağaralar ıssız, ziyaretçisi yok. Çarşamba Nazihat Suresi yok dershanede. Pazartesi şurası toplanmıyor yeryüzü. Yüz yüze hiçbir insan kurumunun bakacak yüzleri yok birbirlerine. Yüzlerde maske, hayat bir maskeli balı. Salıları sallanmazdı enbiyanın işleri. Sallar sararmış bugün, hep sara nöbetleri. Karantinadan çıkabilecek mi bu çarşamba, bu bela, bu imtihan bitecek mi? Kalem okumaya yükümlüydü kentler. Sanayi kentine inat, tinlerini, zeytunlarını, nahıllarını bitirdikleri tarım kentlerinde vasatı yolculuklar. Perşembeleri bir başka aşkla yazılırdı kalemler. Perşembe bir ihlas sınavıydı. Tüm insanlı dünya bir araf veriyordu. Tüm günlerin toplamı cuma. Dışlamadan insanlığı toplanma günü. Cumartesini erteleme Furkan gününü. Ertesi gün vukuatı vardır haftanın. Sonsuzluk günü nemlinin atlar altında ezilmeme telaşı vardır. Pazar gökler gürler, pazar göklerde bir ruç, yerde bir isra, cıvıl cıvıl dünya, dop dolu günler. Biz yasaklıyız bu cennete. Mahrum bırakılmışız. Tesbih unutanlar unutmuş tarım kenti. Cennet suyunu esirgemiş bizden. Yasaklıyız. İtikaf bilmeyenler olarak toprak karantinasındayız. 14 yaşıyor, yaş alıyorsak cennetteyiz demektir. Yiyor, içiyor, nefes alıyoruzdur. Maddi buğutlarla aklediyor, hayret ediyor, umut doluyor, acıyor, seviyor, paylaşıyorsak hayat anlamını buluyor. Var olanın mahiyetine nüfuz etmeye başlıyoruz demektir. Kendine gurbetten kurbete doğru bir yoldayız demek. Kurban verebilmek demektir. Verenin rızasında mahiyet için fakrını itiraf etmek. Cennetini yitirmeyen daha vasisine nail olabilecek olanlar onlar. Cennetin sahibine nazar edebilecek bir nazariyeye mahsar olabilecek olanlar. Sağında solunda savrulanlara aldırış etme de geç diyemeyiz. Elbet aldırmalı, hakkı tutup kaldırmalı. Hakkı tutmak, hakkı olana mahrum bırakıldığını yaklaştırmakla mümkün. Sahip kimdir? Bunun ayırdına varabilmekle. Muhtedil söylem bu oluyor. Etmeyip eylemeyelim, yazık etmeyelim cennetimize. Başkasına cennet etmekle hayat, cennete devam eder insana.